Fonksiyonumuzun sürekli bir fonksiyon olduğu söylenmiş zaten tek kritik noktamız 2 olarak geliyor hemen bu sürekliliği 2'de bir kullanalım 2'nin sol tarafındaki limite üstteki fonksiyondan bakacağız x yerine 2 yazdığımızda 6-3 çarpı 2'nin karesi 4 bölü 2 eşittir. 2'ye eşit olduğumuz durum ve 2'nin sağ tarafındaki limit için de alt tarafı kullanırız. X yerine 2 yazdığımızda 2M artı ne gelecektir. 3 kere 4 12. 12 bölü 2 6. 6 eksi 6'dan burası 0 gelir. Yani 2M artı ne aslında kaça eşittir? 0'a eşittir. Şu alttaki eşitliğe baktığımızda Zaten sol tarafı şöyle parçalayabiliriz. 0'dan 2'ye fx dx artı 2'den 4'e fx dx diye parçalayabiliriz. Sağ tarafta da 2'den 4'e fx dx artı 4'ten 6'ya fx dx yazdığımızı düşünürsek Burada 2'den 4'e olanlar birbirini götürmüş olur. Yani 0'dan 2'ye fx dx, 4'ten 6'ya fx dx e eşit olmalıdır. 0'dan 2'ye dediğimiz kısımda şu üstteki fonksiyonu kullanmamız gerekir. 4'ten 6'ya olan kısımda da 4, 6 aralığı 2'den büyük, 2'nin sağ tarafında olduğu için şu alttaki fonksiyonu kullanmamız gerekir. O zaman şurada 0'dan 2'ye ne yazıyorum? 6 eksi 3x kare bölü 2 dx yazıyorum. Eşittir. Burada da 4'ten 6'ya mx artı n çarpı dx yazıyorum arkadaşlar. Buradan ilerleyeceğim. Şimdi 6'yı integre ettiğimizde 6x gelir. Ee, 3x kare bölü 2'yi integre ettiğimizde ise ne gelecektir aslında? x küp bölü 2 gelecektir. Yani oraya şöyle eksi x küp bölü 2'yi yazmak istiyorum. Sınırlarımız sıfırdan 2 olacak. Eşittir. Sağ tarafta ise m çarpı x kare bölü 2 artı n çarpı x. Sınırlarımız da 4'ten 6'ya gelmiş olacaktır arkadaşlar. Burada 2 yazdığımızda 6 çarpı 2 eksi 2'nin küpü 8 bölü 2'den 4 gelir. 0 yazınca zaten 0 gelecektir. Eşittir. Sağ tarafta 6'nın karesi 36 bölü 2'den 18 m'ye gelmiş olur. Buna 6 tane N'ye ekleriz. Eşittir 4 yazdığımızda 4'ün karesi 16 bölü 2'den 8M artı ne gelecektir? 4 N'ye gelecektir. Şurada düzenlemeye devam edersek 12 eksi 4'ten burada 8'i elde ettiğimizi görüyoruz. 18 M'den 8 M'ye çıkarsa buradan 10 M'ye elde etmiş oluruz. 6 N'den 4 N'ye çıktığında da artı 2 N'ye gelecektir. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde 4 eşittir 5 M artı N'yi elde ettiğimizi görüyoruz. 2M artı N sıfırdı. Ben burada N'nin yerine eksi 2M yazabileceğimi söyleyebilirim. Şuradaki N'nin yerine eksi 2M yazarsam 5M eksi 2M'den 3M'miz ne gelmiş olur? 4 gelmiş olur. M'miz de buradan 4 bölü 3 olarak bulunacaktır. M'miz 4 bölü 3. N'miz eksi 2M olduğu için N'miz de eksi 2 çarpı 4 bölü 3'ten eksi 8 bölü 3 olarak gelir. M'den N'ye çıkartacağız. Yani 4 bölü 3'ten eksi 8 bölü 3'ü çıkartacağız. 4 bölü 3 eksi eksi 8 bölü 3 dediğimizde bu bize artı 8 bölü 3'ü verir. İkisinin toplamı 12 bölü 3'ten 4 gelecektir. Doğru cevabımızın burada D şıkkı olması gerekir. Soruda bize verilen bu limitin bizi f türev 4'e götüreceğini biliyoruz. Limit x 4'e giderken fx eksi f4 bölü x eksi 4 neye eşit olarak gelecektir? f türev 4'e eşit olarak gelecektir. İşte burada f türev 4 sıfır olarak gelmiştir. Biz f'in ikinci dereceden bir fonksiyon olduğunu yani bir parabol olduğunu biliyoruz. Kolları yukarı doğru da olsa kolları aşağı doğru da olsa parabolde türevin sıfır olduğu tek yer tepe noktası olarak ne yapmış olacaktır? Gelmiş olacaktır. Yani burada tepe noktamızı R virgül K olarak aldığımızda aslında F türev R bizi neye götürmüş olur? Sıfıra götürmüş olur. Burada da F türev 4 sıfırsa bu parabolün tepe noktasının apsisi yani R'si kaç olarak gelecektir? 4 olarak gelecektir. O zaman biz bu parabolü yazmak istediğimizde fx eşittir a çarpı x eksi 4'ün karesi Artı ne yazabiliriz? K yazabiliriz arkadaşlar. Tabii ki tepe noktamızın apsisi 4 olduğu için 4'e göre simetrik olan apsislerin görüntüleri de birbirine eşit gelir. Mesela 4'ün 10 birim sağında 10, 14 olduğu için F 14. 4'ün 10 birim solunda eksi 6 olduğu için F eksi 6'ya ne olarak gelecektir? Eşit olarak gelecektir. Bence burada da bu mantıkla düşünülmüştür. Mesela burada F 7 bölü F 1 demiş. 7 4'ün 3 birim sağında 1 de 4'ün 3 birim solunda olduğu için burada F 7 ve F 1 birbirine eşittir. 7 ve 1 tepe noktasının apsisine göre simetrik olan apsislerdir. Parabolde bunlar bize aynı görüntüyü verir. Dolayısıyla burada F7, F1'e eşittir. İkisinin birbirine oranı bize 1'i verecektir. Aynı mantıkla 12 ve eksi 4 de 4'e göre simetrik olduğu için biri 8 birim sağında, biri 8 birim solunda. Bunlar da birbirine eşittir. Bunların da oranı 1 gelir. O zaman aradığımız cevap 1 artı 1'den 2 olarak bulunmuş olacaktır. Doğru cevabımızın B şıkkı olması gerekir. Bize verilen doğrunun x ekseni ile pozitif yönde yaptığı açının alfa olduğu söylenmiş. Aslında e, bu pozitif yönde yaptığımız açının tanjantı bu doğrunun eğimini bize verecektir. Bu durumda tanjant alfa dediğimizde doğrunun eğimine ulaşmış oluruz. Doğrunun eğimini bulmak için y'yi yalnız bırakmak gerekir. Burada y eşittir 3x artı 4'ün geldiğini görüyoruz. İşte y yalnızken x'in katsayısı olan 3 burada bize tanjant alfayı vermiş olur. Yani tanjant alfa burada kaç olarak gelmiştir? 3 olarak gelmiştir. Ee, burada 30 derece küçüktür x küçüktür alfa denmiş. Kök 3 çarpı tanjant x'in alabileceği farklı tam sayı değerlerinin toplamı sorulmuş. Şimdi biz burada tanjant 30 dereceyi düşündüğümüzde neyin geleceğini biliyoruz. 1 bölü kök 3'ün geleceğini biliyoruz. Kök 3'ü yaklaşık olarak 1,7 civarında bir sayı gibi düşünürsek burası bize 1 bölü 1,7'yi verir. Bu da 0 küsürlü bir değer olarak gelecektir. Alfanın tanjantını aldığımızda ise 3 geldiğini biliyoruz. O zaman tanjant x tanjant 30 derece ile tanjant alfa arasında ne yapmış olur? Değişmiş olur. E bu şekilde düşündüğümüzde tanjant x'in de buradan elde ettiğimiz sıfır küsürlü değerle tanjant alfadan elde ettiğimiz 3 arasında değişeceğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. O zaman sıfır küsür yerine e, ben yine 1 bölü kök 3'ümü yazmak istiyorum. Küçüktür buraya tanjant x diyorum. Buraya da 3'ü yazmak istiyorum. Benim kök 3 tanjant x'e ihtiyacım var. Her tarafı köküçte çarptığımızda köküç çarpı 1 bölü köküçten burası 1 gelir. Orta kısım bize köküç çarpı tanjant x'i verecektir. Sağ taraf ise 3 çarpı köküç yapar. Köküç 1,7 küsürlü bir değer olduğu için burası 3 çarpı 1,7 küsürden bizi 5,1 küsüre götürecektir. Yani 1 küçüktür kök 3 tanjant x küçüktür 5 küsür gelmiş olur. Burada e, bu ifadeden alabileceği tam sayı değerlerin toplamı sorulmuş. Bakın kök 3 çarpı tanjant x'imizin birden büyük olduğunu 5 küsürlü bir değerden küçük olduğunu görüyoruz. O zaman bu aralıktaki tam sayılar 2, 3, 4 ve 5 olmak üzere 4 tane gelir. Bunların toplamı 14 yapar. Doğru cevabımızın D şıkkı gelmesi gerekir. Grafikten sağ limiti 2 olan A değerlerini yakalamaya çalışalım. Dikkatlice baktığımızda eksi 4'ün sağ limitinin kaç geldiğini görüyoruz. 2 geldiğini görüyoruz. O zaman bizim A değerlerimizden biri eksi 4 olabilir. Aslında şurada bir değerin hem sağ hem sol limitinin 2 geldiğini görüyoruz. Bunun kaç olduğunu bilmediğimiz için M'ye yazmak istiyorum. Buraya da M' yazdım. 3'ün de sağ limitinin burada kaç geldiğini söyleyebiliriz. 2 geldiğini söyleyebiliriz. A için 3 tane değer yakaladık. Şimdi sol limitinin eksi 3 sol limitinin eksi 3 olduğu değerleri yakalamaya çalışacağız. Burayı bir temizleyelim. Sol limit bizi eksi 3'e götürsün istiyoruz. Dikkatlice baktığımızda yine burada eksi 4'ü yakaladığımızı görüyoruz. Sol limiti kaça gitmiş? Burada eksi 3'e gitmiş. Hemen şuraya B yazalım. B'miz eksi 4 olabilir. Bunun dışında sol limit eksi 3 olan bir de ben burada 5'i beşi görüyorum. 5'in hem sağ limiti hem sol limiti ne gelmiş? Eksi 3 gelmiş. Demek ki biz burada 5'i alabiliriz. Şimdi A eksi B'yi yakalamaya çalışacağız. Bunun en küçük ve en büyük olduğu durumlara bakacağız. En büyük olması için A olabildiğince büyük B'yi olabildiğince küçük seçmek gerekir. Burada e, biz M değerini şurada bir değer olarak yakalamıştık. Yani M burada ortancadır. Eksi 4 en küçük 3 en büyüktür. O zaman A eksi B'yi en büyük yapmak için A'nın en büyük değeri olan 3'ü alırız. B için en küçük değer zaten eksi 4 gelir. Burada 3 eksi eksi 4'ten 3 artı 4 7'nin geldiğini görüyoruz. Şimdi A eksi B'yi en küçük yapmak için A'yı olabildiğince küçük seçeceğiz. En küçük eksi 4 geldiğini görüyoruz. B'yi de olabildiğince büyük seçeceğiz. Bu da bize zaten 5'i verecektir. Eksi 4 eksi 5 de bizi eksi 9'a ne yapmış olur? Götürmüş olur. Bu iki değerin farkının mutlak değerini arıyoruz. O zaman 7 eksi 9'un mutlak değerini alacağız. Bu da bize 16'yı verir. Doğru cevabımızın E şıkkı 16 olması gerekir. Bizlere fx'in grafiği verilmiş parçalı bir fonksiyon olarak geldiğini düşünebiliriz burada. 3'ün sağ tarafında eğimi pozitif olan bir doğru. 3'ün sol tarafında ise eğimi negatif olan bir doğruya sahibiz. 3'ün sağ tarafında fx'imizi mx artı n gibi düşündüğümüzde burada f türev x'imiz ne gelecektir? Doğrunun eğimi olan m olarak gelecektir. Artarak giden sağ yatık bir doğru olduğu için m'in sıfırdan büyük olduğunu söyleyebiliriz. Sol taraf için ise fx'imizi yazdığımızda burada da ax artı b gibi düşünürsek 3'ün sol tarafı için f türev x'imiz doğrumuzun eğimi olan a olarak gelir sola yatık azalarak gelen bir doğru olduğu için burada da a'nın sıfırdan küçük olduğunu söyleyebiliriz ee, mesela şu birincide 3'te türev yoktur demiş evet 3'ün sağ tarafındaki türev bizi m'ye götürür bu pozitiftir sol tarafındaki türev bizi a'ya götürür bu negatiftir sağ türev sol türeve eşit değildir onun için bu sivri ucun olduğu yerde türev yoktur yani birinci ifademiz doğru olarak gelecektir Üçüncüye bakalım f türev 5 çarpı f türev 0 demiş. Şimdi 3'ün sağ tarafında türevimiz zaten sabitti. Doğrumuzun eğimi olan m idi. m'nin pozitif olduğunu biliyoruz. Bunu artı olarak aldık. 3'ün sol tarafındaysa ki 0 3'ün sol tarafında burada da doğrumuzun eğimi negatiftir ve türev negatif a sayısı olarak gelir. Bu da negatif gelmiştir. Artı ile eksinin çarpımı eksi yani sıfırdan küçüktür. Sıfırdan büyük dediği için bunun yanlış geldiğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Şimdi neye bakacağız? F ikinci türev 4 ve F ikinci türev eksi 2. Zaten 3'ün sağ tarafındaki türevimizi M olarak bulmuştuk. Tekrar türev aldığımızda M sabit sayı olduğu için türevi 0 olarak gelecektir. Aynı mantıkla 3'ün sol tarafı içinde tekrar türev aldığımızda sabit sayımız A'ydı buradaki değerimiz türev değerimiz. A'nın türevi ne olarak gelecektir? Sıfır olarak gelecektir. İkisi de sıfır olduğu için bunların toplamı da bize sıfır vermiş olur. Hem 4'teki ikinci türev hem de eksi 2'deki ikinci türev ayrı ayrı sabit sayıların türevinden sıfır gelmiştir. Toplamları da sıfır yapar. Yani bu da doğru olarak gelecektir. Baktığımızda 1 ve 2 doğru olur. Doğru cevabın C şıkkı gelmesi gerekir. İki fonksiyonun toplamıyla yeni bir fonksiyon elde edeceğiz. Bunu hx fonksiyonu olarak düşünelim. Bu hx fonksiyonun tanım kümesi f ile g'nin tanım kümelerinin kesişimi olarak belirlenmelidir. E, sayı doğrusunu şöyle çizdiğimizde f'in tanım kümesi şuradan eksi 4'ü alalım. Buradan da üçü e, 3'ü almış olalım. İşte bu ikisinin arası olarak gelmiştir. E, eksi 2 4'e baktığımızda şuradan eksi 2'yi işaretleyelim. Şurada da 4'ü aldığımızı düşünelim. İşte bu da g'nin tanım kümesi ...olarak gelir. İkisinin kesişimi bize... ...eksi 2 ile 3'ün arasını verecektir. Tabii açık olacak. Buna dikkat edeceğiz. Yani F artı G. Dolayısıyla şu H'de... ...tanım kümemiz eksi 2 virgül 3 olarak ne yapmıştır... ...gelmiştir. Şimdi biz bunları topladığımızda f artı g için x kareler gider... ...3x artı 5 gelir. Ama 3x artı 5'i eksi 2, 3 aralığında değerlendirmemiz gerekir. Yani bizim x'lerimiz eksi 2 ile 3 arasındadır. E, görüntülerimiz ise 3x artı 5 ile elde edilecektir. Her taraf 3 e çarparsak eksi 6 küçüktür, 3x küçüktür, 9 gelir. Her tarafa 5 eklediğimizde eksi 1 küçüktür, 3x artı 5 küçüktür, 9 artı 5'ten 14 gelmiş olur. İşte bu aralıktaki tam sayı adedi sorulmuş... 0 1 2 diye 13'e kadar gitmiş olacağız. Buradan 14 tane tam sayı elde ederiz. Doğru cevabımız da C şıkkı olarak işaretleriz arkadaşlar. A kesişim C kartezyen çarpım B birleşim A kümesinden seçilen bir elemanın A virgül A biçiminde olma olasılığının 1 bölü 6 olduğu söylenmiş. Bunun üzerinden yorum yapmaya çalışacağız. Şimdi biz B kümesinin eleman sayısını 6 olarak görüyoruz. C kümesinin eleman sayısını da 4 olarak görüyoruz. A kümesi de 2 elemanlı bir küme olarak verilmiş. Şimdi bizim inceleyeceğimiz A kesişim C ve B birleşim A. buradaki eleman sayısı da M diyelim. Buradaki eleman sayısı da N diyelim. O zaman kartezyen çarpımda M çarpı N tane eleman bulunmuş olacaktır. Hani biz kartezyen çarpım kümesinden bir eleman seçtiğimizde bunun A virgül A biçiminde olmasını istiyoruz. A virgül A biçiminde R tane eleman olsun. Toplam M çarpı N tane eleman var. A virgül A biçiminde de R tane eleman varsa buradaki olasılık R bölü M çarpı N'ye gelecektir. İşte biz bunun ne olmasını istiyoruz? 1 bölü 6 olmasını istiyoruz. Bence burada şuna bakalım. Mesela C kümesi 4 elemanlı, A kümesi 2 elemanlı iken kesişimleri kaç elemanlı olabilir? Şimdi A ve C ayrık kümelerse hiç ortak elemanları yoksa bir kere kesişim kümesi boş küme gelecektir. Eleman sayısı 0 olur. Ama buradan 0 gelemez. Çünkü 0 neyi çarpınca 0 ulaşırız. Kartezyen çarpımın 0 elemanı olur. O zaman da buradaki olasılığı hesaplayamayız. Demek ki bir kere böyle bir durum yok. Yani A kesişim C'de kesinlikle en azından bir eleman bulunmalı. Zaten A'nın iki elemanı olduğu için A kesişim C'de belli ki ya bir eleman olacak ya da iki eleman bulunacak. Bu bizim için önemli. A kesişim C'de bir tane eleman varsa şu kesişme ne gelmiş olur? Bir eleman gelmiş olur. A kesişim C'de iki eleman varsa ki A kesişim C'de iki eleman varsa A'nın iki elemanı olduğu için ikisi birden C'nin elemanı gelir. Ve A'nın C'nin neyi olması gerekir? Alt kümesi olması gerekir. Buna dikkat edelim. Bu durumda buraya ne yazmış olacağız? 2'yi yazmış olacağız. Peki B birleşimi A'da kaç eleman olabilir? Aynı mantıkla düşüneceğiz ama bu sefer birleşim üzerinden bakacağız. Ee, yine A'nın 2 elemanı B'nin 6 elemanı olduğunu biliyoruz. Burada bunlar ayrı küme olursa Birleşimde 6 B'den gelir 2 A'dan gelir toplamda 8 eleman bulunur. Yani B birleşim A'da 8 eleman bulunabilir. Bunun dışında kesişimlerinde bir tane eleman olsa eleman sayılarını toplayıp kesişimdeki eleman sayısını çıkartıyoruz. 6 artı 2 8 1 çıkartırsak birleşimde 7 eleman bulunabilir. Eğer kesişimlerinde 2 eleman varsa zaten o 2 eleman A'nın elemanlarıdır. ...bunun olması için A'nın B'nin alt kümesi olması gerekir. A, B'nin alt kümesi ise birleşim doğrudan bize B'yi verir. Bu sefer de birleşimden 6 eleman gelecektir. Dediğim gibi M ve N'yi çarptığımızda... ...R bölü M çarpı N dediğimizde 1 bölü 6'yı elde etmek istiyoruz. Yani buradan en azından şunu anlıyoruz. Tabii ki bu 1 bölü 6, 2 bölü 12'den de gelebilir. 3 bölü 18'den de gelebilir. 6 bölü 36'dan da gelebilir. Önemli olan şurada paydamızın yani M çarpı N'mizin... ...altının bir tam katı olması buna dikkat edelim. Mesela ben burada M'yi 1 alsam... N'yi 8 alsam 1 kere 8 8 yapar. 6'nın tam katı değil. 7 alsam 1 kere 7 7 yapar. O da olmaz. 6 aldığımda 1 kere 6 6 gelecektir. Bu bana istediğimi verebilir. Demek ki ben burada M'yi 1 aldığımda N'yi kaç alabilirim? 6 alabilirim. Aynı mantıkla M'yi 2 aldığımda yine 8 ve 7 bana istediğimi vermez. 6'nın tam katına götürmez. M'yi 2 aldığımda N'yi de kaç alabileceğimi görüyorum. 6 alabileceğimi görüyorum arkadaşlar. Demek ki bu mantık üzerine hareket etmeye çalışacağım. Peki ne kesinlikle 6 geliyor. N'nin 6 gelmesi bizim için önemli. Çünkü N dediğimiz B birleşim A'ydı ve B birleşim A'da 6 elemana ulaşacaksak A'nın ne olması gerekiyordu? B'nin alt kümesi olması gerekiyordu. Demek ki burada bir kere A kesinlikle B'nin alt kümesi. O zaman biz A kümesini oluştururken A'nın iki elemanına X ve Y dediğimizde bu iki eleman 4, 5, 6, 7, 8, 9'dan ikisi gelmeli buna dikkat edelim. Bunun dışında A kesişim C'de bir elemanda bulunabilir, iki elemanda bulunabilir. Bu bize şunu söylüyor A'nın elemanlarından biri 2 3 4 6'dan kesinlikle biridir. Buna dikkat edelim. Peki 2 3 4 6'dan kesin biridir dediğimizde biz aynı zamanda A'nın elemanlarını 4 5 6 7 8 9'dan ikisi olarak seçecektik ya Baktığımızda burada 4'ün ve 6'nın ne olduğunu görüyoruz. Ortak olduğunu görüyoruz. Bence bunun üzerinden gidebiliriz. Yani A kümesinin elemanlarını 4 ve 6 olarak aldığımızda burada B birleşim A bize 6 elemanı vermiş olur. N 6 gelir. Aynı zaman 4 aynı zamanda 4 ve 6 C'nin de elemanları olduğu için A kesişim C de bize 2 elemanı verecektir. Yani M'nin de 2 olduğu, N'nin de 6 olduğu duruma ne yapabiliriz? Odaklanabiliriz arkadaşlar. Bu durumda A kümesini biz ne olarak belirlemiş olduk? 4,6 olarak belirlemiş olduk. Eğer Böyle olsaydı hani bize demiş ya A kümesinin elemanlarının toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. 4 ile de 6'nın toplamından burada kaçın olabileceğini görüyoruz. onun olabileceğini görüyoruz. Bunun dışında şunu söyleyelim. A kesişimciye ne olarak geldi? 4,6 olarak geldi. B birleşim A'ya baktığımızda 4, 5, 6, 7, 8, 9 geldi. Kartezyen çarpımda 2 kere 6'dan 12 tane eleman var. 4, 4 ve 6, 6 da şuradaki A, A biçimine uyan 2 eleman olarak geldiği için 2 bölü 12'den 1 bölü 6'lık olasılığı da yakaladığımızı Altyazı <laughs> M.K görüyoruz arkadaşlar. Peki bunun dışında şu anda bir tek onu yakaladık. Başka ne olabilir? Bu sefer de C ile A'nın kesişiminin bir elemanlı gibi düşünelim. Ve bu elemanda ya 4 olacak ya da 6 olacak. Buna eminiz. Çünkü hem B'den ortak eleman gelecek hem de C'den. B ve C'nin ortakları 4 ve 6 olduğu için burada 4'ü alabiliriz. O zaman biz A'nın içine 4'ü eklediğimizi düşünelim. Şimdi ikinci eleman 6 olmayacak. Çünkü o durumu inceledik. O zaman biz burada 4'ü aldık C kümesinden. Kesişimde bir eleman oldu A ile. Ama B ile A'nın kesişiminde iki elemanın olması gerekiyordu. Bu sefer 4'ü aldık. 4'ün yanına 6'nın dışında bir eleman yazabiliriz. 5'i yazabiliriz, 7'yi yazabiliriz, 8'i yazabiliriz, 9'u yazabiliriz. Örneğin ben buraya 5'i yazdığımı düşünürsem A kümesi 4 ve 5 olursa A ile C'nin kesişimi sadece 4 olarak gelecektir. Ee, A ile B'nin birleşimi yine aynı küme 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 olarak gelmiş olur. Bu sefer kartezyen çarpımda 6 eleman bulunur. 4'ü buradan 4'ü buradan aldığımız 4,4 elemanı da A virgül A, A formatına uyar bir elemandır. Olasılık da 1 bölü 6 olarak bulunmuş olur. Demek ki A kümemiz biz buraya 4'ü yazdığımızda 4'ün yanına 5'i yazdığımız durum da olabilir. Ama aynı mantıkla biz buraya 7'yi de 8'i de 9'u da ne yapabiliriz? yazabiliriz. 4 için yaptığımız bu incelemeyi 6 için de yapabiliriz. A'da 6 bulunur. Bu sefer de 4 dışındaki 5 bulunabilir, 7 bulunabilir, 8 bulunabilir, 9 bulunabilir arkadaşlar. İşte olabilecek tüm A kümelesini, kümelerini yazmış olduk. Mesela A 4 ve 5'ten oluşsa 4 ve 5'in toplamı 9 yapar. 4 ve 7 olsa 11 yapar. 4 ve 8 olsa 12 yapar. 4 ve 9 olsa 13 yapar. Bakın burada 11'e ulaştık, 13'e ulaştık. Bunun dışında buradan 6'yı, buradan 9'u alsak 15'e de ulaşacağımızı görüyoruz. Ama burada şu 8'e ulaşma şansımız yok. Çünkü 4'ü alsak 4'ün yanında tekrar 4 yazmamız gerekir. 8 olsun. Ama aynı kümede 2 elemanı, 2 de aynı elemanı kümede 2 defa kullanamıyoruz. 4 4 yazamayız. Hadi 6'yı aldık desek 8'e ulaşmak için 6'nın yanında 2 yazmak gerekir. Ama 2'yi kullanamayacağımızı biliyoruz. Böyle bir kümede A kümesi olamayacağı için burada A kümesinin elemanları toplamı olarak 8'e ulaşma şansımız kalmaz. Doğru cevabımız da o zaman A şıkkı 8 olarak gelir arkadaşlar. K'de bir hareketlimiz bir de L'de bir hareketlimiz var. A'da B'de veya C'de yan yana gelmelerini istiyoruz. A'da buluşmaları için K'deki hareketlinin A'ya giden şu 3 yoldan birini tercih etmesi gerekir. Bu durumda L'deki hareketli de A'ya giden şu 3 yoldan birini tercih etmelidir. Bu da 3 üç kere 3'ten 9 farklı şekilde A'da bunları ne yapmış olur? Buluşturmuş olur. Aynı mantık B ve C için de geçerli olacaktır. Çünkü onlar için de her bir taraftan üçer yolun olduğunu görüyoruz. K'den hareket eden için 3 seçenek, L'den hareket eden için 3 seçenek, 3 üç kere 3'ten B'de buluşturacak 9 durumu bize verir. Aynı mantıkla C'de de 3 üç kere 3'ten 9 farklı yolla ilerlenerek buluşulabilir. Bu da bize 3 çarpı 9'dan 27 farklı şekilde aynı noktaya gitme ihtimalini verecektir. Doğru cevabımızın C şıkkı 27 olması gerekir. İşlemlerimizi daha rahat yapmak için şu alt taraftaki integralin iç kısmını biraz düzenleyelim. Gelin biz burada fx artı 1'i u olarak alalım. Diferansiyel hesabından f türev x artı 1 e, çarpı dx bize neyi vermiş olacaktır? du'yu vermiş olacaktır. İşte üst tarafta f türev x artı 1 çarpı dx'in geldiğini buranın du olduğunu görmüş oluyoruz. Şurayı da u olarak aldığımızı düşünürsek integralimizin iç kısmı du bölü kare kök U olarak ne yapmış olacaktır? Gelmiş olacaktır. Ee, sınırları değiştirerek ilerleyebiliriz ama bence burayı integre edelim. Da en son U gördüğümüz yere doğrudan X artı 1 yazalım ve buradaki sınırlarla devam etmiş olalım. Aslında böyle bir integral gördüğümüzde bu bize karekök U'nun türevini ne yapmış olacaktır? Hatırlatmış olacaktır. Buradan 1 bölü 2 karekök U gelir. Ben bu 2'yi elde etmek için burayı şöyle 2 ile çarpıyorum. Daha doğrusu bölüyorum. Sonuç değişmesin diye de burayı tekrar 2 ile çarpıyorum. O zaman biz burayı integre 2 2'yi yazarız. Şu iç kısımda bizi neye götürmüş olur? Hani burada 1 bölü 2 karekök u var gibi gelir. Karekök u'ya götürmüş olur. U'nun yerine de fx artı 1 yazdığımızda ifademiz 2 karekök içinde fx artı 1 olarak gelecektir. Sınırlarımız da 2'den eksi 3'e gelmiştir arkadaşlar. Eksi 3'ü yerine yazdığımızda 2 karekök içinde f eksi 3 artı 1'den eksi 2 gelir. Eksi 2 yazdığımızda 2 çarpı karekök içinde f 2 artı 1'den 3'ün geleceğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Bizim f eksi 2'ye ihtiyacımız var. Burada f x eksi 2 bize verilmiş. İç kısmı eksi 2 yapmak için x'e kaç vermemiz gerekir? 0 vermemiz gerekir. x'e 0 verdiğimizde burada 4'e gittiğimizi görüyoruz. Yani şurada kare kökün içi 4 olarak gelmiştir. Devam ediyorum. F3'ü elde etmek için burada x yerine 5 yazmamız gerekir. 5 yazdığımızda da 1'e gittiğimizi görüyoruz. O zaman kare kökün içi burada 1 gelmiştir. Bu da bize 2 kare kök 4 eksi 2 kare kök 1'i verir. Buradan 2 kere 2'den 4 eksi 2 kere 1'den 2 yani 2'ye ulaşırız. Doğru cevabımız da B şıkkı olarak işaretlemiş oluruz arkadaşlar. Bize verilen her iki fonksiyonun da gerçek sayılarda türevli fonksiyonlar oldukları söylenmiş. F'in azalan G'nin ise artan bir fonksiyon olduğu burada bize belirtilmiş. Tabi artanlık azalanlık deyince aklımıza hemen türev girecektir. F'in artanlığını azalanlığını incelemek için türevine bakmamız gerekir. Belli ki biz F türev X'i hesapladığımızda F türev X küçük eşit sıfır gelmektedir ki azalan bir fonksiyon olarak gelmiş olsun. Ee, tabii ki azalan dediği zaman türevin negatif olduğu durumu odaklanırız ama türevimiz sıfıra da eşit olabilir. Bunun örneğini vermek istiyorum. Mesela fx'imizi eksi x küp olarak aldığımızda f türev x'e geçiş yaparsak f türev x'imiz eksi 3x kare gelecektir. Bunu sıfır eşitlediğimizde burada x eşittir sıfır değeri çift katlı kök olarak gelir. Şöyle tablo yaptığımızda buraya sıfırı koyarsak sıfır çift katlı köktür. X karenin katsayısı negatif olduğu için eksiyle başlarız. Çift katlı kök olduğu için eksiyle devam ederiz. İki tarafta da azalarak gittiğimizi görüyoruz. Yani azalanlık deyince tabii ki aklımızda türevimizin negatif olması gelecek. Ama sıfır olduğu durumda olabilir bunu unutmayacağız arkadaşlar. Aynı mantıkla G'nin de artan bir fonksiyon olduğu söylenmiş. Gx'imiz 3f kare x'e eşitti. Bunun türevini aldığımızda 3 kere 2'den 6 çarpı fx'in birinci kuvveti. Çarpı fx'in türevi yani f türevi X gelecektir. Bunun da artan olması için bu çarpımın büyük eşit ne olması gerekir? Sıfır olması gerekir. 6 zaten pozitif. O zaman yan taraftaki fx çarpı f türevi x'imizin büyük eşit sıfır. Yani sıfır eşit veya büyük geleceğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Yukarıya baktığımızda tabii ki sıfıra eşit olma durumu hem f türevden kaynaklanabilir hem fx'den kaynaklanabilir. Ama asıl belirleyici olan bence şurası olacaktır. Burada f türev x'in sıfırdan küçük olduğunu görüyoruz. Eğer f türev x sıfırdan küçükse yani negatifse fx'imiz de sıfırdan küçük olmalı ki çarpımları sıfırdan ne gelmiş olsun büyük gelmiş olsun. O zaman aynı mantıkla fx'in de küçük eşit sıfır olduğunu ne yapabiliriz söyleyebiliriz arkadaşlar. Burada f fonksiyonunun değer kümesi eksi 7 10 kapalı aralığı olarak bize verilmiş. F3'ün alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye sorulmuş. Bir bunu resmetmeye çalışalım. Şurası bizim y eksenimiz olarak gelsin. Burası da bizim x eksenimiz olarak gelmiş olsun. Değer kümemiz eksi 7 10 kapalı aralığı olarak verilmiş. Tabi bu görüntü kümesi değil değer kümesi ama görüntü olarak alabileceğimiz en büyük değerin 10 en küçük değerin eksi 7 olduğunu görüyoruz. Tabii ki 10'a ya da eksi 7'ye eşit olmamız gerekmiyor. Olabiliriz olmayabiliriz ama üstten 10 ile sınırlıyız alttan da eksi 7 ile sınırlıyız. O zaman ben şöyle yapmak istiyorum. Öncelikle y eşittir 10 doğrusunu bir çizmek istiyorum. Bir de şuradan y eşittir eksi 7 doğrusunu çizmek istiyorum. Aslında fx'imize bakacağız. Neden? Çünkü f3 bize sorulmuş. Dikkat ederseniz fx'imizin de, e, Fx de negatif olduğunu ya da sıfır eşit olabileceğini, f'tör ximizin de negatif olduğunu ya da sıfır eşit olabileceğini görmüş oluyoruz. Bir kere değer kümemiz eksi 7, 10 e, olarak verilmişti ama fx'lerimiz sıfır eşit veya küçük olacağı için e, şurada x80'in üst tarafında kalan yeşil bölgeyi iptal ettiğimizi, yani burada bir görüntüye sahip olamayacağımızı söyleyebiliriz. Görüntülerimiz yani fx'lerimiz sıfır eşit veya küçük geldiği için daima azalacağımızı da biliyoruz. Çünkü f azalan bir fonksiyondu. O zaman mesela şöyle bir fonksiyon grafiğine sahip olabiliriz. Şurası da bizim x eksenimiz yani y eşittir 0 doğrumuz. Mesela şuradan şöyle gelen şöyle azalarak giden bir grafiğe sahip olabileceğimizi ne yapabiliriz arkadaşlar? Söyleye biliriz. Tabii ki eksi 7'ye ulaşabiliriz. Eksi 7 de değerini de alabiliriz. Ama daima azalarak gideceğimiz için en sonda eksi 7'yi alabileceğimizi ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Çünkü eksi 7'ye burada ulaşsak ve örnek veriyorum. Şunu ben geriye alayım. Şuradan geldik. Şuradan şöyle eksi 7'yi görüntü olarak elde ettik. E daima azalacaksak bunun altına inmemiz gerekir. Ama inemiyoruz çünkü en küçük görüntümüz eksi 7. Ama fonksiyonumuzda gerçek sayılarda türevli. Belli ki orada tanımlı. Bunun devamında olması gerekir. E artarak da giderse artanlık da işin içine girmiş olur. Bu olamaz. Demek ki biz görüntü olarak böyle sonsuza doğru gittiğimizde eksi 7'ye yaklaşacağımızı e, belki sonsuzdaki limitimizin diyelim eksi 7 olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz arkadaşlar. O zaman genel mantıkta şöyle bir grafiği ben resmetmek istiyorum. Mesela buna benzer bir grafiğimizin geleceğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Şimdi F3'ün alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır demiş. Tabii ki burada e, görüntü olarak dediğim gibi eksi 7'ye sonsuza doğru gittiğimizde ulaşacağımız için eksi 7'ye ulaşamayız. Ama eksi 7'den daha küçük pardon daha büyük olan görüntüleri F3'ün görüntüsü olarak yani F3 ile elde edebileceğimiz ne yapabiliriz? söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu durumda F3'ün alabileceği görüntüler eksi 6 olabilir tam sayı olarak. Eksi 5 olabilir. Eksi 4 olabilir. Eksi 3 olabilir. Eksi 2 olabilir. Eksi 1 olabilir. Peki sıfır olur mu? Şimdi aynı mantıkla sıfıra da eksi sonsuzda ulaşacağımızı söyleyebiliriz. Çünkü biz burada bir yerde şurayı ben bir temizleyeyim. Şu kırmızıyla çizdiğimi. Mesela şurada 3'ümüz var değil mi? 3'ün görüntüsünün sıfır olduğunu düşünsek şimdi bundan sonra azalarak gidecekse şöyle gitmeli. E peki bundan öncekiler ne olacak? Onların görüntüleri ne olacak? Azalarak gelecek ama zaten en büyük görüntü burada sıfırdı. İşte bunun olamayacağını anlıyoruz. Belli ki şöyle eksi sonsuzda yani limitte artık sıfır olarak olur. Ama buradan böyle azalar azalarak gelecek şu şekilde ne yapmış olacaktır? İlerlemiş olacaktır. Bu bizim aklımıza yatsın çünkü sınavda da çıkabilir. Yani şu ikinci çizdiğim gibi bir grafiğe biz ne yapabiliriz? Sahibi olabiliriz ama 3'teki görüntümüzün 0'da olamayacağını anlamış oluyoruz. O zaman burada azalarak geldiğimiz için eksi sonsuzda limitimizin 0'a yaklaşacağını ya da 0 olacağını özür dilerim söyleyebiliriz. Artı sonsuzda ise e, limitimizin 7 geleceğini söyleyebiliriz. Olmak zorunda da değil. Ama burada 3'ün görüntüsü olarak biz eksi 6'yı, eksi 5'i, eksi 4'ü, eksi 3'ü, eksi 2'yi ve eksi 1'i, elde edebiliriz. Buradan 6 farklı tam sayı değeri gelir. Doğru cevabımız da A şıkkı 6 olarak belirlenmiş olur arkadaşlar. Aslında bize verilen iki eğri arasındaki alana odaklanmamız gerekiyor. Buranın alanına A desek, buranın alanına da B demiş olsak biz A artı B'yi rahatlıkla bulabiliriz. Ne yapacağız? Şuradaki ortak noktaların apsislerini belirleyeceğiz. Ve üsttekinden alttakini ne yapmış olacağız? Çıkartmış olacağız. Ortak noktaların apsislerini belirlemek için iki eğriyi birbirine eşitlememiz gerekir. Yani burada eksi x kare artı 8x eşittir. x kare eksi 4x yazacağız. Hepsini aynı tarafa topladığımızda eksi 2x kare artı 12x eşittir 0 gelir. Burası e, 2x parantezinde eksi x e, artı 6'yı bize vermiş olacaktır. Burayı sıfırlayan x değerlerine baktığımızda bir sıfırı bir de 6'yı elde ettiğimizi görüyoruz. Zaten ortak noktalardan biri sıfırdı. Orijinde olduğu için diğerinin de apsisi 6 olarak gelmiş olacaktır. O zaman biz burada sıfırdan 6'ya üstteki eğri eksi alttaki eğri yapsak. Yani eksi x kare artı 8 x'ten x kare eksi 4 x'i çıkartsak. Aslında Az önce de öyle yaptık. Bakın sağ taraftakini sol tarafa gönderince eksi x kare artı 8 xten x kare eksi 4 x'i çıkartmış olduk. Ve bu bize neyi vermiş oldu? Eksi 2 x kare artı 12 x'i vermiş oldu. Biz bunu hesapladığımızda az önce şuraya yazdığım neyi bulmuş olacağız? A artı b'yi bulmuş olacağız. Ama biz a'yı istiyoruz. O zaman bir de b'yi bulup buradan çıkartmamız gerekir. Bence b'yi daha rahat bulabiliriz. E, parabolde tepe noktası üzerinden bir alan hesabı yapacaksak kolay bir yöntemimiz vardı. Şöyle sınırladığımızda şuradan da şöyle sağ tarafa doğru gelirsek şöyle yaptığımızda Buranın alanı C ise burası 2C, burası 2C, burası C olarak geliyordu. Bu parabolün tepe noktasının apsisi 0 ve 4'ün tam ortasında yani 2'dedir. Parabolde 2 yazdığımızda 2'nin karesi 4, 4 kere 2, 8, 4 eksi 8'den eksi 4'e ulaşmış oluruz. Yani burada elde ettiğimiz görüntü eksi 4 gelir. Burası eksi 4 ise elde ettiğimiz dikdörtgenin şu uzunluğunun 4 birim geldiğini söyleyebiliriz. 0'dan 4'e burası da 4 birim gelir. 4 kere 4 16 yapar. 2, 3, 5, 6C. 6C bize 16'yı verir. C'miz de 16 bölü 6'dan 8 bölü 3 olarak gelecektir. Ama bizim az önce B dediğimiz alan yani şu anda benim kırmızıya taradığım alan 4C'lik alandır. O da 4 kere 8 bölü 3'ten bize 32 bölü 3'ü vermiştir. Yani biz şurada B dediğimiz alanı kaç bulmuş olduk? 32 bölü 3. O zaman burayı hesapladıktan sonra B yerine 32 bölü 3 yazarak A ya da geçiş yapabiliriz. Burayı integre ettiğimizde eksi 2 çarpı x küp bölü 3 artı 6 x karenin geleceğini söyleyebiliriz. Sınırlarımız da 0'dan 6'ya gelir. Bu bize A artı B'yi verecektir. B 32 bölü 3 olduğu için buraya A artı 32 bölü 3 yazmak gerekir. Yine hatırlatıyorum üstteki şu alanı A almıştık. Alttaki o parabolün sınırda da alanında B almıştık. B'yi bulduk. Şimdi buradan da A'yı yakalamaya çalışacağız. X yerine 6 yazınca 6'nın küpü 216 3'e böldük. 72 72 çarpı eksi 2'den eksi 144 gelmiş olur. 6'nın karesi 36 36 çarpı 6'dan da 216 gelecektir. Zaten 0 yazınca 0'a ulaşırız. O zaman burası bize 72 verir. 72 eşittir. A artı 32 bölü 3 gelmiştir. A'yı arıyoruz. 32 bölü 3'ü bu tarafa gönderirsek 72 eksi 32 bölü 3'ten A'yı bulmuş oluruz. 3 kere 72 216 32 çıkarttığımızda 184 gelir. O zaman A değerimiz 184 bölü 3 yani B şıkkı olarak bulunmuş olacaktır arkadaşlar.